Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. 10 Mayıs Perşembe sabahının gazete haberleriyle devam ediyoruz. Terim kalmamı istiyor diyor Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru. Ülke basınına konuştu. Bonservisim Everton'da. Galatasaray beni tutmak istiyor ama kariyerim için en iyi kararı menajerim verecek. Türkiye'de oynamaktan keyif alıyorum. Şu anda şampiyonluklara takımca kilitlendik diyor. Yani normal şartlarda Everton'da oynayabilir mi? Yani şu haliyle zor görünüyor. Yine kiralayabilir Galatasaray. Ne dersin? Ben Onyekuru'dan Fatih Terim dışında herhangi bir hocanın bu kadar verim bile alamayacağını düşünüyorum. Ben Onyekuru'nun verimini çok verimli bulmuyorum açıkçası. Çok büyük takım oyuncusu gibi değil mi? Açık alan oyuncusu. Büyük ya açık alan oyuncusu mesela Trezeguet, Cagne ikilisinden bir tanesini aldın. Beklediğim bir şey olmadı. Trezeguet de dağıldı. Cagne de dağıldı. Hani ben Onyekuru'da bir Trezeguet, böyle bir Saman Alevi gibi bir performans, yani mesela yılda 3 tane maç müthiş oynar. Diğerlerinde vasatı geçemez gibi bir algısı var bende. Dolayısıyla hani Onyekuru'nun yerine hani maliyeti düşük galiba değil mi? Çok az paraya kiralamışlardı. 1.4 galiba. Ama 1.4 800 bin mi öyle bir şey yazıyordu haberde. 1.4 kendi kiralama alıyor, 800 bin euro da o. Yani tamam 2.2 milyon çok yerinde bir transfer. Ama bu arada tabii Everton için hani 1.4 1.2'ymiş hatta abi 1.2. 1.2'yi biraz yukarı çekmen gerekir. İstediğini belli ettiğin için. Ya fena da gol atmadı yalnız. 12-13 gol attı. Ya doğru ben falan. Yani tamam istatistiksel anlamda söylemiyorum. Yani sahadaki göze gelen, akılda kalan performans olarak bakıyorum. Yoksa istatistik konuşacaksak her şeyi konuşabiliriz. Ona bakarsan Frey bile gol attı istatistik. Ama bunun mesela bence gol sayısı... Bu arada Frey sezonu kapatmış canımız kardeşim. Çok üzüldüm. Sanki sezonu açmıştı Tolga da. Tolga geliyor ya. Tolga Ciğerci. Sanki sezonu açmıştı da kapatmış bir de yani. Öbür taraftan da... Nerede neyi açtı bilmiyorum ama... Bu yani Onyekuru da bir de şöyle bir durum var. Gol atıyor ama asist sayısı çok az Gökhan. Yani bence en önemli sıkıntısı o. Kendini oynuyor. Öyle bir sorunu var. Ama yine de böyle bir enteresan bir oyuncu yani. Hani gitse yani olsun, şu anda Galatasaray Rize maçında oynayamayacak olsa mesela arar Galatasaray Onyekuru'yu. Olmayınca dert, varlığı dert, yokluğu yara. Aynen öyle bir oyuncu. Enteresan. Evet, geçelim. Güzel. Mustafa Cengiz, amatör branşlarda destek istedi. Biz çekilsek kim ilgilenir, kim bakar? Yerel yönetimlerin İstanbul ekiplerini desteklemesi gerektiğini savunan Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı liglerden çektik diyelim. Kim yazar onların haberlerini dedi. Ona biz karar veririz. Başkan sen çekileceksen çekil ya. Yerel yönetim niye size destek olsun ya? Devlet sürekli size destek olup duruyor abi. SGK borcunuz olur, devlet siler. KDV borcunuz olur, devlete yalvarırsınız. Zaten hiçbir verginizi de doğru dürüst ödemezsiniz. Gidersiniz devlet babaya. Devlet baba der ki ne olur ya devlet babaya yalvarırsın, yakarırsın. Devlet baba senin futbol liginin sponsoru da olsun. Statlarındaki tribünlere de sponsor olsun. Yerel yönetimlerde senin amatör branşları ya bırak abi yerel bırak devlete yaslanmaktan bırak çekileceksen çekil. Ben çok saçma bir şey bu ya. Çekileceksen çekil abi kim yaparmış onların haberi biz yaparız ya. Siz yokken onlar vardı amatör branşlarda rahat olun yani. Şimdi ilaç firması olduğu için ne söyleyebilirim ya. Eczacıbaşı vardı Eczacıbaşı'nın basketbolunu da konuşuyorduk voleybolunu da konuşuyoruz hala zaten yani. Duyan da zannedersiniz ki siz dünya şampiyon kulüpler Vakıfbank zannedersiniz yani. Vakıfbank'ı konuşuyoruz. Eczacıbaşı'nı konuşuyoruz. Anadolu Efes'i konuşuyoruz. Konuşuruz ya. Konuşacak çok şey var. Arkas, biz yazarız onları Arkas yani. Arkas konuşuyoruz. Arkas yıllardır ya Arkas var. Biz konuşuruz başkan. Siz çekilecekseniz çekilin. Ama şu devletin üzerine çökme şeyinizi de vazgeçin artık ya. Her şeyi de devletten beklemeyin ya. Hem diyorsunuz ki Başakşehir'i kimse desteklemesin. Yerel yönetimler Başakşehir niye bilmem ne o bu. Şimdi siz kendiniz istiyorsunuz parayı. Yok ya. Yerel yönetimler bir Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş. Niye Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'yi destekliyor da Ok Meydanı Fethi'yi desteklemiyor? Niye sizi destekliyor? Taraftarları var ya. Sizin paranız da var abi. Ok Meydanı'nın parası yok. Bence ya da Gültepe Spor'un parası yok. Desteklenecekse onlar desteklensin. Onlar desteklensin abi. Yerel yönetim destekleyecekse bunları desteklesin. Bak senin rakibine bak. Fenerbahçe aldı başını gidiyor. Sen neredesin?
yerinde sayıklıyorsun. Ergin Hoca olmasa kupa da kazanamayacaksın. Fenerbahçe de bence seneye o bütçede küçülmeye gidecek. O ya gitsin abi. Kazandı kazanacağını. İki tane dünyanın en büyük kupası. Yani, olay değil yani. Organizasyon anlamında en büyük kupasını kazanmış rakam Avrupa'da. Rakam olarak onun sürdürülebilir olması çok zor. İmkansıza yakın. 30 milyon euroya yakın. Ya hep öyle söylüyor. Her sene aynı şeyi söylüyoruz. Her sene devam ediyor abi. Yok ama her sene eksi yazıyor Gökhan. Eksi yazsın abi. Ne yapalım? Kupa geliyor. Biz çekilsek kim ilgilenir, kim bakar diyor Mustafa Cengiz. Ve biz de Mustafa Cengiz'e el sallıyoruz. Bir sonraki habere geçiyoruz. Komolli enkazı. Gökhan Dinç'in en sevdiği haberlerden bir tanesi. Niye? Dün söyledik bunların hepsini. Fransız sportif direktörün sezon başında getirdiği oyuncuların hem sportif hem ekonomik faturası ağır oldu. Fenerbahçe'de Harun Tekin ve Jason hariç yeni futbolculardan hiçbiri düzenli forma şansı bulamadı. Slimani, Benzia, Ayev, Reyes ve Frey büyük hayal kırıklığı yarattı. Tolga Ciğerci ise sezonun sonuna gelinmesine rağmen henüz bir dakika bile görev yapamadı. Güzel cümleleştirilmiş. Aynen. Bugün güzel yazmış. Ben dün Celal Umut Eren'in dünkü haberi de güzeldi. Evet. Hatırlayamadım şimdi ama hangi haber olduğunu. Ben de hatırlamadım. O da iyi haberdi. Yine Fenerbahçe ile ilgiliydi galiba. Bir dünkü haberine de bakabilir miyiz Doğuş? En fazla tepki toplayan isimlerden Reyes sezonun ilk yarısında hem ön libero hem stoperde oynarken hep sırıttı. Tolga Ciğerci sabah gerçekleşen antrenmanın en istekli ve etkili isimlerinin başında geldi. Sakatlığı sebebiyle bir yıldır futboldan uzak olan futbolcunun kendini toparlamaya başladığı gözlendi. Çift kalede attığı şık goller ve güzel hareketleriyle dikkat çeken tecrübeli orta sahanın hala fazla kiloları olsa da yeni sezona kadar tamamen hazır duruma geleceği belirtildi. Sakatlığı düzelen ve Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönen Vitor Moses antrenmanın en çalışkan isimleri arasında yer aldı. Tolga Ciğerci çok en komik değil mi ya Gökhan? Ha? En hırslı. Bu da dünkü haberiymiş. Her sene sil baştan. Ha, bunu öyle beğenmiştik Gökhan. Konuştuk dediğimiz buydu. Haberin kendisini beğenmiştik. Aynen. Fenerbahçe son 4 sezonda hep yeni bir takım kurdu. Onlarca futbolcu gitti. Bir o kadarı da geldi. Ama tabii bunlar hep masa başı haberi. Celal Umut olsun Eren. Ama güzel. Güzel bence haber. İkisi de güzel haber. Bence de. Dünkü de güzel, bu da güzel. Celal Umut Eren'i hep eleştiriyorlar. Esas çok güzel bir haber var burada. İkisi de çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Bunu dün izlemiştim de. İstanbul Tem Otoyolu Ümraniye mevkisinde bir kamyon şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü M.O. seyir halindeyken pencereden bir balta çıkartıp kamyonun kasasına vurmaya başladı seyir halinde. Tem Otoyolu. Gördüm. Sol elinde çıkartıyor arabadan. Herkesin canını tehlikeye atan M.O. hırsını aldıktan sonra uzaklaşmış. 1110 TL ceza kesilmiş ve 2 yıl hapiste yargılanacakmış. Bu da paraya dönüşür herhalde. Yatmaz yani. Ya bir insan arabada niye balta taşır abi? Kasapsa belki. Balta la balta. Ekleri balta. Giriyorsun ya. Oğlum sapı bu kadar balta. Yani kocaman balta abi, bu kadar sapı var baltanın yani. Ya da ormanda ağaç kesiyor abi. Başka bir açıklaması ya da adam kesiyor yani. Başka bir açıklaması yok abi. Balta bir şey kesiyor yani, bu. Senin arabanda bir şey var mı? Yok. Hani böyle bir şeyler var ya, ne diyorlar o sopalara? Beyzbol sopası. Yok yok, bir şey diyorlar Türkçe. Haydar mesela. Yok. Levye mi abi? Levye Haydar Haydar. Değil Haydar Haydar. Haydar Haydar. Yani abi ona tamamız da yani. Hani balta ne demek abi balta? Bir Haydar'a nasıl tamamız ya? Ya tut tamam, o da atıyor mesela. Yani, Haydar'a nasıl tamamız ya? Abi? Tamam değiliz abi. Bir de onun üzerine mesela işleme yazıyor, yapıyorlar böyle. Haydar şimşek, mı? Şimşek Haydar yazıyorlar falan. Böyle adını soyadı kalp malp yapıyorlar. Sanki yani Haydar'a, aşk gösterisiymiş gibi. Haydar'a tamamsak mesela biz ikimiz de silah alabiliriz. Gitsek başvursak hemen birer silah ruhsatı çıkartırız. Nasıl çıkartacağız? Yani biz istesek çıkartırız. Öyle mi? Evet. Hemen çıkartırız. O zaman benim şu hayatta, Haydar taşıyacağımızı silah taşıyalım abi o zaman. Ben daha hayatta, kolay çözüm yani. Uğraşmayız hiç olmazsa. Direkt çözüm diyorsun. Yani öyle bir durum olsa. Yani asla tasvip etmiyorum. Haydar'ı tasvip etmediğim. Ben şu kadarını söyleyeyim. Ben ömrü hayatımda silahtan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam. Kimsenin silahına da dokunmam. Silah soğuktur sevgim, abi. Sevgim de yoktur. Beğenmem de. Silah soğuktur. Ateş etmeyi de sevmem. Bir askerde kullandık silah, bir daha da kullanmadık. Silahın yüzü soğuktur abi. Enteresan. Silahın yüzü mü var abi? Döndürdün. Ya felsefe yapma yani. Döndür, sana döndüğü zaman biraz soğuk. Ha, öyle düşünsene. Ya, yani birisi sana silah namlusu dönerse evet yani. Biraz soğuk yani, sıkıntılı.
Ben mesela şaka yapıyorlar ya. Döndürmek de sıkıntılı yani. Ya şaka yapıyorlar mesela, anlamıyorum abi mesela şaka. Falan. Manyak mısın abi sen? Beni öyle yoruyordu bir komiser. Yani çıkarttı şeyini, charger'ı. Filan yapıyordu. Çünkü ağzında varmış mermi. Yani tetiği düşürse sıkıyor kafama. Allah korusun abi, çok tehlikeli. O yüzden soğuktur diyorum ya. Üç gün kendime gelemedim. Böyle yaptı bak. Aa, mermi varmış içinde. Yok, o şaka yapmıştır. Bilerek yapmış. Şaka mı yapmıştır? Şaka. Ölüyordum diyorum ya. Sıktı mı yok? Sıkmadı da. Üç gün kendime gelemedim. Ama zaten gelemedim. Bir tane ağzında vardır abi. Onu tık 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 yap. Bir de artistik yap hala böyle. Çıt çat çut çak 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 çut. Havada tutarlar. Ya bu hemen ben bizim doğuşu çok seviyorum. Peki abi goy goyu bırakalım. Habere geçelim. Habere Pomoli, de bak yani. Hani öyle bir haber al ki bize, biz de haber konuşalım. Pomoli yani. Enkazını konuşamadık ama. Boş ver abi, enkazını konuştuk, yıllardır konuşuyoruz ya. Bir abi son asırlar bölüm geçti yemin ediyorum. Yok abi, geçme gerek yok ya. Tolga Ciğerci bedelsiz geldi ama fayda da getirmedi. Tecrübeli orta saha hep tedavi süreçleriyle anıldı ve bir dakika bile maçlarda forma giyemedi. Abi böyle bir şey olamaz ya, skandal. Geçelim abi. Tolga Ciğerci diye bir gerçek var ya hayatta. Vedat Muriç'e ilgi var demiş Haluk Can Atar. Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında ismi yazan Vedat Muriç için resmi açıklama geldi. Can Atar, Fenerbahçe Vedat'ın sözleşme şartları ve oyun yapısı hakkında bana sorular yöneltti. Yani Haluk abiye aramışlar, demişler ki Vedat oyun yapısı ne Vedat'ın, demişler. Oyun yapısını izle abi, 3 maçını izle, oyun yapısını anlıyorsun zaten. Oyun yapısıyla ilgili bilgi aldı ne demek? Sözleşme şartlarıyla ilgili bilgi, sözleşme şartlarıyla ilgili bilgi veremez Haluk Can Atar. Verir abi, niye? Nasıl verecek abi? Oyuncu, Rize'nin oyuncusu abi. Canım kardeşim, ararsın dersin ki abi yıllık ne kadar kazanıyor? 1.2. Oyuncuyla ilgili bir tasarrufun varsa kulüple konuşacaksın Gökhan. Yasal olarak konuşamazsın yani. Ne zaman bitiyor Vedat'ın sözleşmesi? Bir sene daha var galiba. 6 ay kalmadıysa Vedat'ın sözleşmesi de, Haluk Can Atar şu anda Fenerbahçe'nin suç işlediğini itiraf ediyor. Haluk Can Atar bunu söyledi mi acaba? Ha, onu bilmem. 2020'de bitiyormuş. Yani Vedat Muriç'in menajerini Fenerbahçe arayıp sözleşme şartlarıyla ilgili bilgi isteyemez abi. Suç. Fenerbahçe Vedat Muriç'in sözleşme şartlarıyla ilgili bilgi alacaksa Çaykur Rizespor'dan alacak. Yani böyle bir şey söylediyse Haluk Can Atar suç işlemiş. Toulouse teklifini iletmiş. Galatasaray iddiaları doğru olmadığını kaydeden Haluk Can Atar, Vedat'la ilgili Galatasaray iddiası gündeme gelmedi. Rizespor'un bu hafta Galatasaray'la maçı var. Bu ne benim, ne de Rizespor'un, ne de Galatasaray'ın, ne de Vedat'ın ahlaki değerleriyle örtüşür. Bu iddialar tamamen asılsız, ancak Vedat'ın talebi çok. Fransa ekibi Toulouse teklifini Rizespor'a iletti. Bak böyle oluyor işte. Toulouse arıyor Rize'yi, diyor ki biz diyor Vedat'la ilgileniyoruz diyor. Hay hay. Geçelim. Ajax'ı ağlatan adam Fener'den dönmüş. Nasıl dönmüş Fener'den Gökhan? Bir okur musun alt başlığı? Ben burada bir tane fotoğraf Milan'a takıldın sen. Milan mı, Milan mı abi, ne diyeceğiz ona? Attığı 3 golle Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Brezilyalı futbolcu 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Aykut Kocaman tarafından izlenip beğenildi. Yani sadece Aykut Kocaman değil, yüzlerce insan tarafından beğenilmiştir yani. Bütün herkes onun peşindeydi. São Paulo kulübü 10 milyon euro isteyince transfer gerçekleşmedi. Sana esas haberin bombasını söyleyeyim mi? 10 milyon evet abi. Ya 10 milyon euro isteniyorsa bu adamı sadece Aykut Kocaman mı beğenmiştir yani? Aynen. Hani 10 milyonluk bir adamı da Aykut Kocaman beğensin zaten. Hani bana da bir tane desen ki mesela, bak adını söyleme, pozisyonunu söyleme. Seni bir maça götüreceğim de. Sahada da 3 tane 10 milyon euroluk futbolcu var de. Yani tamam, hemen gidelim derim yani. Hani hemen gidelim. 10 milyon euroluk futbolcuyu izlemek istersin abi. Ve 17 yaşındayken 10 milyon euroluk yani. Böyle bir saçma sapan ne olur? Geç abi, burada takılacaksak biz aslanlar gibi gelelim. Abi bu arada. Bu kim abi? Bu özür kim? Diliyorum, özür diliyorum. Bu kim bir abi? Bir dakika çekilir misin? Önümden çekilir misin? Ona geleceğiz. Bu kim abi? Önümden. Bak. Lucas mı? Burada bir hata var. O bir sonraki habermiş o. Ona geleceğiz. Ha, tamam. Peki sen 10 milyon euro duyunca dudak uçuklamış ya. Hı. Lucas Moura Paris Saint Germain'de kaça gitmiş? 3,5 mu? 43 milyon. Ya abi işte bunlar abi, bak bu PR işlerini ben sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmeyeceğim de yani. Hani abi, hani, abi Lucas Moura ile ilgili bir haber yapacaksan. Fenerbahçe'den 10 milyon euro isteyen São Paulo 43 milyon euro. Paris Saint Germain'e 43'e mi satmış? Evet. Yani 4,5 katına satmış.
Öyle mi? Aynen. Yer mi? Ya yer mi Gökhan? Kim yer bunları yemez, ya? Yemez değil mi? Ya Aykut Kocaman izlemiş, beğenmiş. E beğenmiştir bu. Sadece Aykut Kocaman değil ki. Adam futbolcu çünkü. Paris Saint Germain'e 43 milyona gitmiş. Sadece Aykut Kocaman mı beğenmiş yani bu oyuncuyu? Fener'in kapısından dönmüş. Nasıl dönmüş abi? 10 milyon euro istiyor, transfer gerçek. Yani öyle bir anlatıyor ki sanki. 2 milyon euroya Fener alıyormuş. Aykut... Abi acaba bu gazeteler yapılırken haberler okunmuyor mu? Yani şöyle. Ya da abi biz mi, hani sadece biz mi acaba mi... çok sorguluyoruz ya? Yani? Hayır, manşeti mi mesela? Ajax'ı ağlatan adam Fener'den döndü. Mesela muhabir geliyor. Biz ikimiz de yöneticilik yaptık. Muhabir, abi biliyor musun? Bu Lucas Moura ya Aykut Hoca bunu beğenmişti. Ben hatırlıyorum. Öyle mi? Tamam. Peki ara bir bakalım Aykut Hoca'yı. Neymiş, nasılmış bir sor bakalım falan dersin değil mi? Bir Aykut Hoca'nın ağzından bir Lucas Moura bir şeyi alırsın. Gelirsin Aykut Hoca eğer bir şey söylediyse, onayladıysa alamadık. Para istediler, alamadık dersin. Sonrasında hani bu haber midir onu da bilmem de. Yani hani bana göre haber değildir de. Ya burada hani mesele, sayfanda yer varsa öte yandan yaparsın bu haberi. Mesele ne biliyor Aykut Hocaman'la ya? Konuşmuş olursun. Bir bahanen olmuş olur. Aykut Hoca'ya bir de şeyi sorarsın. Maçı nasıl buldun hocam dersin. Tamam, Avrupa futbolu. Şampiyonlar Ligi finalini, yarı finallerini nasıl buldun? Aykut Hocaman röportajı da çevirirsin. Bir oradan bir çevirirsin. Laps diye yapışırsın. Bunu da öte yandan haber yaparsın. Buradaki hikaye Lucas Moura'yı dünya konuşuyor ya. İşte biz de abi Fenerbahçe'nin de kapısından dönmüştük yani. Ya geç abi. Bu işte. Geçiniz. Dönmüyor abi, dönmüyor. Geldi. Abi o Mirin olmayabilir ha Gökhan. Şişman o çocuk orada. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey, Mirin fotoğrafı istemiştim ya senden. Onu verir misin? O be abi. Ha? O mu? Bilmem. O o. Bir de sayfayı getir abi. O o o Gökhan o. Ben şimdi önümde. Abi bununla bunun ne alakası var? 16 yaşındaki bu... Ya şu fotoğraf çocuğun annesinde yoktur ya. Ama 4 tane fotoğraf. Mustafa Pekdemir'in fotoğrafı kötü mesela. Onlar yani niye cam gibi değil fotoğraflar abi? Koskoca. Ya bizde yok be abi. Biz burada vardır. Hürriyet'i aç. Bir bak bakayım. Hürriyet'te fotoğraf güzeldir abi gazetede. Yine abi güzel olsa burada da güzel olur ya. Güzel işte, mis gibi fotoğraf. Cam gibi, ayna gibi fotoğraf abi. Ha. Ayna gibi fotoğraf abi. De hani Mirin burada, değil o yani. Ama bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Burada benziyor işte. Bu benzemiyor mu? Abi bu çocuk demek ki gelişim aşamasında hala. Küçük abi. O zaman niye gösteriyorsunuz küçükse işte? Ben de diyorum küçüklükteki fotoğrafı, o fotoğraf annesinde yoktur diyorum. Yaz bu. Bu da büyük hayal kırıklığı ha Gökhan. Hayal kırıklığı mı? Abartma be. Çok kötü stoper. Hayal kırıklığı falan değil. Kötü stoper de hayal kırıklığı değil. Yani, hayal kırıklığı bundan sen 50 bir... 50 milyon euro verirsin. Gelir böyle çıkar. Yani, ha, tamam. Ha, ben daha... Hani kaç paraya mal oldu? Daha büyük. Yani. 1 milyon euroya mal oldu. Az değil ya Gökhan. 1 milyon euro ile ne olur ki Türk futbolunda 1 milyon euro? 690 milyon TL yapıyor. Şey 690... 20, 620, 690 euro mu dedim? Evet. 700 bin euro. Şey 700 bin TL. Aynen. Az mı? Bana 700 bin gömlek olayından sonra değil. Abi bu ne oluyor bu? Yani sen arkadaşındır İbrahim Kutlay'a, girmek istemeyebilirsin de. Ayrılmadılar mı abi bunlar? Ayrıldılar abi. Dün İbrahim açıklama da yaptı. Demet Şener, İbrahim Kutlay ikinci sayfa programının canlı yayında birbirine karşılıklı suçlamalarda bulundu. Kutlay'ın mağduru oynamakla suçladığı Şener, eski eşinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyledi. Abi bitmedi mi abi bunlar sizin? İbrahim Kutlay sonuçta nazik bir adamdır abi. Bilemem tabii psikolojik şiddeti uyguladı, uygulamadı. Ama bu tip... Oğlum beni aradı, baba akşam yemek yiyelim dedi. Geliyorum demek için telefona cevap vermedi. Sonrasında ulaştım, ne oldu dedim, annem izin vermedi dedi. Döndüm evime gittim. 2,5 yıldır dekontlar bende mevcut. Kimseyi mağdur etmedim. Kimsenin mağdur oynamaya hakkı yok. Ya ben o diyor burada... ki bana haciz koydular diyor. Ödemedi diye eşi, eski eşi. Hmm. O da diyor ki ben her şeyi ödüyorum kardeşim diyor. Abi üzerimden diyor gündemde kalmaya çalışıyor filan diyor. Abi şu bak şu magazin sayfasına bakar mısın? Gömlek olayından sonra delirdim. Eski nişanlıya para cezası. Şebnem Şefer. Çocuklar darp edildi. Seçkin Şebnem piriler. Şebnem Şefer diye birisi vardı abi değil mi? Bak seçkin piriler. Çocuklar darp edildi. Kim darp etmiş çocukları? Kaan Tangöze. Kendi çocuklarına. İle ilgili bir haber. Esra'yla çıktı abi. Bu kadınlar var ya bak ben sana bir söyleyeyim mi? Yani bu şeyde... Tangöze'nin avukatı basına yolladığı yazılı açıklamada müvekkilinin büyük oğlunun annesi tarafından şiddet diyor. Annesi seçkin piriler, şeyi... seçkin piriler
Çocuğuna şiddet uygulamış. Abi bu söylediğim şeyi doğru anlatmam lazım. Çok hassas bir mesele. Kadına şiddete hep karşıyız abi. Ama bu kamuoyunun bu konuda uzlaştığı bir mesele bu. Kadınlar da olmamış gibi, şiddet görmemiş gibi, psikolojik şiddet gördüm, oradan darp edildim falan gibi bunu yani şeye benzetiyorum ben. Artık herkes sevmediği birine FETÖ'cüsün diyor ya. Hani vatan hainisin, FETÖ'cüsün falan diyor ya. Onun gibi durum. Bu bana psikolojik şiddet uyguladı. Bu beni darp etti falan gibi yalanlara sığınmaya başladılar bazı kadınlar. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani biz bugüne kadar çünkü çok duyarlı bir toplumuz biz. Kadına şiddet karşıyız, kadına psikolojik şiddete karşıyız. Kadına şiddetin var olduğu bir yerde senin bu konuştuğun olayın zerre kadar konuşulmasına gerek yok. Bu kadar şiddet uygulanan bir yerde bence kadına ama şiddetin abi, bu kadar yoğun olduğu bir yerde abi, senin söylediğin şeyin ama tamam da kadın da görmeyip de bunu yalan söyleyip bu işten... Abi o yalancılık her yerde var. Kadına şiddetle ne alakası var bunun? Yalancılık her yerde var. Adam hırsız, çaldın abi. Belli, çalmadım diyor. Ya da atıyorum adam öldürdün, katilsin. Belli, katil ben öldürmedim ama diyor. Abi şimdi kamuoyunun balkondan attı mesela. Balkondan atıyorsun. Attı, balkondan atmışsın belli kardeşim. Balkondan atmışsın intihar diyorsun mesela. Kamuoyunda hassasiyet oluştu ya, onun için söylüyorum. Yani ben kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu yerde senin söyleyeceğin şeyin hiç konuşulmasının bile gerek olmadığını düşünüyorum. Seni eleştirmek adına söylemiyorum. Ama yalan var burada yani. Abi tamam. Yalan her yerde var. Yalan sadece burada. Her kadın diyor ki psikolojik şiddet gördün. Psikolojik işte görüyor çünkü. Ya beni feminist gibi yaptık mı burada yani? Görüyor çünkü abi. Abi her kadın mı görüyor ya? Ülkemizde, ülkemizin genelinde her kadın olmasa bile mutlaka yani eşinden olmasa bile sokakta şiddet görüyor canım kardeşim ya. Ayrımcılık var abi bu ülkede. Yapmayın ya. Abi tamam da bu da yani bu kadın meselesi üzerine... Ya şiddet dediğin şey sadece yani fiziksel şiddet sürekli, değildir ki abi. Yani sürekli de kadın. Ya erkek de şiddet görüyor abi. Niye tamam. Erkekteki şiddeti konuşmuyoruz? Erkekteki şiddeti de konuşalım. Konuşalım canım kardeşim. Yani Türkiye'de konuşalım. Bir kadın şiddeti... Bak ben karşıyım bunu bir kez daha söylüyorum altına. Yani bunu söyle, çünkü hassas bir mesele olduğu için söylüyorum. Abi kadın bizim için çok değerlidir. Kimse kimseye şiddet göstermesin. Ama abi bir garip bir durum oluştu ya. Kadın bana psikolojik şiddet uyguladı filan. Abi psikolojik şiddet uygulanmamış olsa kadın niye bunu söylesin ya? Abi psikolojik şiddet ne ya? Psikolojik ben şiddet sana, ne abi mesela? Yani nasıl anlatayım abi? Psikolojik şiddet işte atıyorum mesela sen çok para kazanıyorsun. Kadın kazanamıyor. Ya da kadın artık göz çaptan düşmüş. Sen yükselmişsin. Diyorsun ki ya benim sayemde buralarda oturuyorsun. Şuralarda oturuyorsun. Boşanırım. Bu bir psikolojik şiddet işte. Tamam bu biz anlaşamıyorlar yani, demek ki yani. Oğlum, ne soruyor ne diye sordun? Tamam anladım da. Hani bu anlaşamıyorlar demek. Yani benim sayemde yediğin yemeği benim sayemde yiyorsun falan gibi bir şey. Psikolojik şiddet. Psikolojik şiddet. Ne oldu abi? Bizim kulaklıklar mı geldi acaba? Bakayım abi şuna bir. Tamam, bana ne abi Fehmi Meymin. Ben alırım bir tanesini giderim. Ha öyle mi? Singapur'dan sipariş geldi değerli izleyiciler. Açabilir miyim? Açma abi çocuğun şeyini. Burada Fehmi'nin. Niye olmadı abi? Belki başka bir şey vardır ya. Açma ya niye açıyorsun? Adem Burak Akdağ diyor alıcı. Ha. Ben anlamam. Zarfın üzerinde Burak'ın adı yazıyor. O da aç diyorsa açarım. Açıyorum. Diyorsun. Yok ya şaka yapayım. Bana ne abi? Kartal'da şey 4 yolcuya ne diyorsun abi? Mil'in oradan nerelere neydi geldi? Neydi o? Zarfın içerisinden geldi. Bir şey çıkar falan dedin de ne kadına çıkacaksa şey bilmiyorum artık yani. Şarbon falan mı? Yok. Kulaklık. Kulaklık değil mi o? Ya içinden ne, başka bir şey çıkar falan diye korktun ya. Korkmadım abi. Niye korkayım? La dedin ya içinden başka bir şey çıkar diye. Açma diye dedim. Kartal'da 4 yolcu pek demek zaten... Ne çıkar zarfın içinden yanıyor şu Lens hemen... Lens'in sözleşmesi bitiyor mu ki? Yok. Yok. Lens'in sözleşmesi... Bunların hepsinin sözleşmesi... Yok. Mustafa'nın bitiyor. Üçünün de sözleşmesi var abi. Evet. Nasıl göndereceksin? Abi bir de Mir'in de devre arası geldi zaten. 6 ay olmadı yani. Oo. Ya ben... Lens, ya Beşiktaş Atiba, yönetiminin Atiba herhangi bir... filan da bir yıl daha Atiba kaldıramayabilir abi. Kaldırır. Zor abi ben sana söyleyeyim artık. Kolay demedik de kaldırır. Bu üst düzey futbolda zor abi. Kaldırır abi son 5-6 haftaya giriyor işte 5-6 haftaya kadar çözersen ligi
şampiyon oluyorsun Atiba'ya çok fazla ihtiyaç duymadan. Bir de Dorukhan gerçeğim var. En kötü Dorukhan'ı oraya çekersin. Burnley'den Güven'e servet. İngiliz ekibi 20 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın kapısını 5 milyon poundla çalacak. Servet derken 15 milyon pound dermiş gibi. 5 milyon pound 7-8 milyon euro yapıyor. Servet mi abi? Değil mi? Abi 8 milyon euro servet mi abi? Abi 20 yaşında çocuk. Servet diyorsun ya. Ozan'ı kaça sattın sen? 11. Servet dedin mi? Çok büyük para dedim. Büyük para dedi. Servet ne demek abi? 15 milyon pound dersin eyvallah. Peki geçelim. Galiba Burnley'de Premier Lig'de İngiliz teknik direktörü olan tek kulüp ya da iki kulüpten biri. Aa senin evlat değil mi o? Hangisi? Ege Aslan'ın. Ege Aslan parçası. Adam Ege, adam. Ege'nin doğum günüydü. Sosyal medyadan kutladım ben. Cevap yazmıştır abi çok teşekkür ederim. Hemen. Tabii canım. Yok yazmasın. Ege mükemmel bir çocuk. Yazmasaydı direkt unfollow. Bir yok daha abi da... öyle bir değil ki. Öyle... Ya yok be kardeşim şaka yapıyorum. Futbolculuğunu bilmem. Ben öyle çok maçını izleyemedim. Ama oynamadım. Ben insani olarak çok acayip Allah bozmasın çizgisini yani. Ama bu şekilde çok böyle farklı. Devam ederse Burak Yılmaz'la kalır yani. Çok iyiymiş. Kalır. Böyle devam ederse kalır. Ve Burak Yılmaz abi anlatıyor diyor ki abi acayip bir insiş boşu boşuna tesadüf değil diyor. Yani ben tabii benkiyle konuşmuyorum da babasını anlatmış. Yani Burak abi diyor, bir hafif ağrısı varmış. 3 saat kalmış abi tesiste. 3 saat bir ağrısı varmış. Onun üzerine gitmiş, çalışmış falan. Çocuklarla, genç çocuklarla oturmuş. Bir tek onlarla Burak varmış zaten. Genç çocuklarla Burak. Demiş ki işte benim üstümdeki ne Beşiktaş olması. İşte bunun için savaşıyoruz. Ben de savaşacağım. Siz de hiç farkımız yok demiş. Burak güzel Yılmaz, bir yaklaşım. Burak Yılmaz çok biz acayip. Söylüyoruz biz de. İşte Burak'ın bunları ön plana, ya bunları da insanlara göstermesi lazım. Bizim en babası büyük yani gözleri dolu dolu anlatıyor abi babası. İnanılmaz diyor ya Burak. Ege ölüyormuş ya Burak için. Acayip seviyormuş yani. Ölmesin abi kimse kimse için. Hayır ölüyormuş derken yani çok seviyor anlamında derler ya. Rize'den başka bir şey düşünmem. Futbol profesyonel bir oyun. Nerede oynarsak oynamış olalım şu anda Rize'nin başarısından başka bir şey düşünemeyiz. Hayallerimiz var. İlk 5 hedefliyoruz ve bunun için kazanmak zorundayız. Galatasaray'ı yenmek için oynayacağız. İç sahadaki oyunumuzu sürecek. Başakşehir maçı öncesi de yaptılar. Şimdi de yapıyorlar. NBA ile fotoğrafımızı konuştular. Puan aldık. Belki şampiyonluktan ettik ama maçtan sonra beraber yemek yedik. Galatasaray'la da öyle olacak. Kafarel, Ümit Davala, Hasan Şaş hepsi dostlarım diyor. Ben Okan Buruk'un sağ içi performans anlamında her kiminle oynar, her kimi çalıştırırsa çalıştırsın herhangi bir şüphe duyacak bir insan değilim. Yani Okan Buruk'tan da aman öyle oynadı böyle hiç şey abi. Başakşehir'e ne oynadıysa Galatasaray'a da onu oynayacaktır. Çünkü Rize'nin çok geçerli sebebi var abi. Avrupa kupalarına gitme şansı. Bunun için Galatasaray'ı yenmek zorundaysa Galatasaray'ı yenmek için oynayacaktır. Yenemez. Bu başka bir şey ama yenmek için oynayacaktır. Oynamalıdır da zaten. Tabii ya yarın zaten 16'da göreceğiz hepsini. Rize iyi takım. Nasıl maç olacak? Bu arada çok çabuk geçti hafta. Ben bugün cuma olduğunu anlamadım ya. Ramazan bu hafta Ramazan'la başladık. Bugün 5. günü Ramazan'ın. Çabuk geçti. 5 mi? 5. gün. Pazartesi başladı. Oldu mu o kadar ya? Pazartesi başladı. Ben sanki 3 gün oldu gibi geliyor ya. Rüyam gerçekleşti. Bu haberi niye aldık? Ben anlamadım. Yani arkadaşımız bir arkadaşımızın arkadaşı mı? Çünkü belli. Bayağı ünlü bir arkadaşmış burası. Bu hanımefendi. Belirli bir PR çalışması. Öyle mi? Geçelim. Biz o PR'a alet olmayalım. Biz kazanamazsak Efes kazansın. Abi bir dakika orada belki bir... Okudum haberi maçın başında diyorum. Programın başında çok ayrıntılıyla okudum. Anlamaya çalıştım çünkü anlayamadım. Hangi gazetedeydi o? Fanatik mi? Fanatik'te. Bir gel abi Gökhan merak etti gel. Bir geri gelelim. Ya niye haber yapmışlar? Abi Bordo'da oynuyor filan hani ne olmuş? Niye ben şimdi abi? İşte ben de anlamadım. Melike Pekel. Melike Pekel kadın futbolunun yetiştirdiği en önemli sporculardan 24 yaşında yetenekli çalışkan hayalleri olan Avrupa'da. Tamam bunların hepsi var yani. Ha bir dakika abi sayfa bizim çocuğumuzun sayfası değil ki hemen. Sayfa sponsor sayfası. Geçelim o zaman abi. Yani baştan aşağı sponsor sayfası. Geç. Hiçbir şey anlamadım çünkü ben. Yani anlamadım. Baştan aşağı sponsor sayfası. Ha, evet. Parayı vermişler yapmışlar mı?
yani parayı verdiler mi bilmiyorum da nasıl bir alışveriş yaptı. Yani Efes koçu Ataman'ın dileğiyle aynı karşılığı verdi. Biz kazanamazsak Efes kazansın ne demek abi? E zaten biri finale çıkacak ya. O kazanır. Ne diyecek ya? Rakip şey mi kazansın diyecek. Kim kazansın diyecek. Ha finali mi? Kupayı mı? Tamam birisi finale çıkacak ya. Efes ya da Fenerbahçe. Ben maç için söylüyor zannettim. Ha, biri kazanamazsa biri kazansın. Zaten biri kazanamazsa biri diğeri kazanacak zaten. Güzel. Güzel. Geliyor abi yaklaştı. Çok güzel ama. Bu yaklaşım da çok güzel. Yaklaşmış olması da güzel de. Aynen, Ergin Ataman, ne zamandı ki? Ergin Ataman söyledi. O da ona yanıt verdi. 17-19 Mayıs. İspanya'nın Vitoria kentinde. Vitoria 17, nerede bugün ya? Ayın kaçı? 10 oldu mu 11'e mi bugün? 10 Mayıs. Nerede? Bir hafta kaldı. Haftaya. Bask bölgesinde. Cuma, cumartesi, pazar. Önümüzdeki hafta cuma, cumartesi, pazar. Önümüzdeki hafta bir de Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali de var pazar günü 19. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğuyla EuroLeague şampiyonluğu aynı güne denk gelebilir. EuroLeague'in kesin belli olacak da Galatasaray'ın da olabilir yani. Rize'yi yener, Başakşehir'i yenerse 19 Mayıs'ta maç. 19 Mayıs'ta da final. 2'de 2 yaparsa. 2'de 2 yaparsa. Bitiyor. Yani iki şampiyon aynı gün belli olabilir. Lig şampiyonu ve EuroLeague şampiyonu. İnşallah biz Türkiye'de biz kazanırız. Yani. Yani biz kazanırız inşallah. Hangisi kazanırsa kazansın. İkisi de biz çünkü. Fenerbahçeliler Fenerbahçe kazansın istiyor. Ama biz hangisi kazanırsa mutlu oluruz diyoruz. Aynen. Geçelim. 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 Her şeyi geçelim, geçelim. Getirdim. Geç. Ha. Geldik. Geldik. İçin faydalarına. Fosiliye'nin faydaları. Zırt dediği yerdeyiz. İddianın bir numaralı ismi Gökhan Dinç. Bugün geçen hafta iddia tahminlerini yapamamıştı. İnsanlar telefonlarımıza mesajlar yağdırdı. Ya. Life Plus'ın. Ben yapmıyorum bunu. Ben bıraktım abi. Vallahi ne olur yaptırtma ya. Abi vallahi yaptırtma. Ne olur Haluk ya. Ya onu yapacağım. Türkiye'nin bir numarası yapacağım seni. Yapamazsın. Olmuyor. Beceremiyorum. Ama abi benim... Abi sen yap. Dikkate almıyorsun beni. Abi dikkate sen alsan, yap. Ben, o zaman seni... Dikkate alsan bir numara... Hayır Allah. O zaman sen yap diyorum. Abi senin futbol öngörün bak, benimkinden yüksek. Bir şey test edelim. Bir şey test edelim. Ben yapamam. Ben de olmadı. Ben yapamam. Net belli abi. 9'da 6'yı geçemedim ben. Ya 9'da 6... 9'da 7 yaptım. 9'da, bir daha da yapamadım. 9'da 7 var ya... Bir kere yaptım. O 9'da 7'yi. 9'da 6'da 2 ama kere 3'e ama standartın 9'da 6. Ya 9'da 6 da mükemmel. 9'da... Sen 9'da 6 ile gidiyorsun. 9 maçtan 6... Senin verdiğin 9 maçtan 6'sını seçsinler. 3'ünü seçsinler. 2'sini seçsinler. Bir tek maç var mı bu hafta? İlk yarı, ikinci yarı veriyorsun filan. Tek maç olursa ben oynarım. Tek maç olmazsa oynamam. Tottenham maçında oynadım. Tottenham'ın galibiyetini oynadım Tottenham maçında. Liverpool maçında kim oynadın? Barcelona'yı oynadım. Aferin. Cezalandırdık seni biliyorsun. Kupayı da Liverpool alır. Kupayı bence de Liverpool. Ben bundan ya. Bundan mı sıkılıyorsun? Evet ya. Aa bak, ama insanlar bu konuda senin ağzının içine bakıyorlar. Cuma ya, sabırsızlıkla bizim yaptığımız programın reytingi de en yüksek bölümü Cuma günü saat 11.35 ile 11.45 arası. Yani tam Gökhan Dinç'in iddia tahminlerini verdiğimiz gün Live Plus'taki reytinglerimiz tavan yapıyormuş. O yüzden insanlar senden bir umut tüyo bekliyorlar. Ver insanlara tüyoyu. Klasikleşen Süper Lig tahmini. Süper Lig, işte Gökhan Dinç'ten klasikleşen Süper Lig tahminleri. Dünyanın iddiada bir numaralı ismi. Gökhan Dinç, 32. hafta tahminleriyle karşınızda sayın seyirciler. Allah'ıma şükürler olsun, 2 hafta daha oynayacağız, 2 haftadan sonra. Cuma 20.30, bugün Antalya Spor'la Bursa Spor'u Bursa karşı... Spor kazanır. Bursa Spor'un oranını rica edeyim. Bursa Spor 1.90 veriyor galibiyetine. Bunları not alalım. Bursa Spor kazanır dedi. İddianın dünyada bir numaralı ismi Gökhan Dinç. Murat Özan'ın çubuğunu vereyim size. Ondan sonra YouTube'dan çıkart falan filan diyorsun abi. Yani. Ha, bu çubuk Murat Özan'ın çubuğu değil mi abi? Yani anladın mı? Sonra. Bu kimin çubuğu? Ya bu Life Plus'ın çubuğu abi. Hayır, bu Murat Özan'ın. Stüdyonun dekoru abi bu. Yani hayır, Murat ondan... Özan'ı alındı abi bu. Peki. Kırma diye öyle diyorum. Peki. Rize Spor, Galatasaray. Murat Özarı'nın çubuğuyla sana
Rize Spor kaybetmez diyorum. Belandasız Galatasaray Rize Spor'u yenemez. Tamam. Fenerbahçe Akhisar, Fenerbahçe dakika, kazanır. Rize Spor kaybetmesin oranı ne güzel kardeşim? 1.95 veriyor. Hesap 1.95, 1.95. Ben not alıyorum hepsini. Tamam. Fenerbahçe Akhisar, Fenerbahçe ilk yarı 1, ikinci yarı 1, 2.5 üst olur. 3.5 üst olur. Oynayın abi. İki tane seçenek söyledim. Ben oynayacağımı söyleyeyim, Fenerbahçe taraf bas. Ama o bir şey vermez. O zaman 1.20 veriyor abi. 1.50 ilk yarı 1, ikinci yarı 1. O zaman 1.50. İlk yarı 1, ikinci yarı 1, evet. 1.50. Ben de ilk yarı 0 diyorum. Göztepe Sivas. Bu maçı bilen, yani ben atıyorum şu an. Göztepe kaybetmez, kaç veriyor? Vermez. 1.40 verse kafiyim. 1.11 veriyor. Öf. Tamam o zaman. Bunu açmamışlar bile abi. Öyle bir bahis yok. Garantiyi söylüyorum o zaman. Yani garanti. Bu maçtan uzak dursun insanlar. Bu maçı oynamayın. Hiçbir kupanıza yazmayın. Yani hiçbir yere yazmayın yani. Hani birisi derse ki Sivas, Sivas böyle yapar, Göztepe böyle yapar, 3.5 üst olur. Bu da para vermez. 3.5 alt da olmaz. Karşılıklı gol var. Karşılıklı gol olmaya da bilir abi. Bir tane atan karşılıklı yatabilir. Karşılıklı gol var 1.45. Bir tane atan yatabilir abi, o da düşük oran. Bu topa girmesin. Sen bu topa girmeyin, sakatlanırsınız bu maçta. Ben bu konuda Göztepe kazanacak diyorum. Benim içime doğan da o. 1.55 oranı var. Yok, onu oynamıyoruz ama. Biz sadece hissiyat olarak söylüyoruz. Kayseri Spor Kasımpaşa. Kayseri Spor Kasımpaşa maçında karşılıklı gol var. Konya Spor Trabzonspor maçında Konya Spor kaybetmez oran veriyor mudur? 1.47 veriyor. Kaybetmez. Kaybetmez. Çifte şans yani. Emin misin? Evet abi 1.47. Tamam, o zaman galibiyeti 1.90. Trabzonspor'un galibiyeti ne? 1.90, Konya 3. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor kazanır. Değiştirdim şu an. Bu maçı Trabzonspor kazanacak ama çok ilginç bir maç izleyeceğim. 1-0 falan diyorsun. Tabii çok ilginç bir maç izleyeceğim. 0-0 gidecek, gidecek. 0-0 gidecek. 90+2 de falan. Ve Rodayaga çıkacak böyle, saçlarıyla falan vuracak. Yani aynı şeyi hissettim. Yani saçlarıyla falan vuracak. Aynı şeyi hissettim ben de. Başakşehir Ankara Gücü. Bak. Size haftanın en önemli maçını söylüyorum. Başakşehir Ankara Gücü maçı. Bir de Rize maçı var. Orada da aynı şeyleri söyleyeceğim. Başakşehir Ankara Gücü maçını Ankara Gücü kaybetmez. Ankara Gücü kaybetmemek için muhtemelen kendini keser. Ankara Gücü kaybetmeyecek bu maçı. Abi, net söylüyorum. Oranı da 3. Şu an verdiğimiz en yüksek oran. Ankara Gücü Başakşehir maçını 0-2-3 Ankara Gücü kaybetmeyecek. Bak bunu yazın bir yere. Yeni Malatya Erzurum. Yeni Malatya Erzurum maçı. Yeni Malatya Erzurum maçı. Yeni Malatya Erzurum maçı. Mavi, beyaz, beyaz, şampiyon Erzurum. Erzurum. Yani çok kazanır. Çok istiyorum ama. Kazanır kazanır. Erzurum kazanır. Erzurum. Malatya'da işler ligde kalacak oldu. Abi Erzurum. Bu Erzurum ligde kalacak. Buraya iki tane şey söyleyeceğim. Onun oranlarını merak ettiğim için söylüyor federasyona rağmen. İki oranlarını merak ettiğim için soruyorum. Erzurumspor galibiyetine ne veriyor? 2.40. Karşılıklı gol vara ne veriyor? 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var. Beşiktaş bu iddiayı, karşılıklı gol var. Beşiktaş ilk yarı 1, ikinci yarı. Beşiktaş Alanya 3.5 üst. Çok gollü olur değil mi? Hatta 4.5 üst bile yazabilirsiniz. 4.5 üst yok. Sadece 3.5 var abi. 4-6 var bir de. 4. Ama 4-6, 7 gol oldu mu ne oluyor? Artı 7 oynuyorsun o zaman. Artı 7'yi ayrı seçenek. Yani bak tam öğrenememişim. 7 gol olursa tutuyor ama 4-5-6 gol. 4-6 diye bir şey var. Tamam 4-6 kaç veriyor? 4-6-2-20. Lan 4-6-2-20'ye nasıl veriyor abi? Demek ki 1.95-2 falan veriyor 3.5 üstü. 1.85'te 3.5 üst. Ha. O zaman hangisini seçiyoruz? Hangisi? Beşiktaş kaç veriyor? 1.05 falan mı? 1.35 Beşiktaş galibiyeti de. Ne? Bas bas bas. Bir... Handikaplı. Handikaplı. Hayata handikaplı başlamamış olabilirim. Beyazı zengin çocuklar gibi. Ne diyoruz abi son maça? Ne diyoruz biliyor musun? Hayata handikapla başlamamış olabilirim bazı zengin çocuklar gibi. Bir daha söylüyorum. Oranı söylüyorum. Son besteyle beraber 110 oldu oran.
Handikaplı Beşiktaş mı? Evet. Bankayı sorunda 110 oran gelecek ve ben down diye bunları kıracağım. Diye 110 oran. 110 oran tabii. İçinden de paralar çıkıyormuş. 3'te çarpsan yalnız 330 lira az değil ha. Abi 110 oran ne demek abi? Ben 110 oran değilsem. Göztepe'de topa girmeden bile. Abi bir maçta Göztepe eksik. Galibiyetini ekledi abi. Ben garanti kupon vereyim mi? Bak garanti. Bir de garanti kupon. Oynayacağım kupon vereyim. Çok ver hızlı ama. Veriyorum. Beşiktaş. Handikaplı Ankara mı? Handikaplı. Ankara gücü kaybetmez. 3. Rize maçı nerede abi? Rize maçı ikinci sırada. Biz buna ne dedik? Rize kaybetmez dedi. Rize kaybetmez. 3 maç. Hadi artı sen, bonus. Sen yani artı biraz bonus, daha zorladın. Beşiktaş şampiyon yapacaksın ya. Bir de artı üzerine Bursa Spor'u da ekliyor. Gökhan Dinç burada biraz duygusal davrandı. Ben Beşiktaş duygusal davranıyorum. 20 oldu. 4 maçtan 20 oldu. 4 maçta 20. Garanti yani. Kupon bir de ya. Yani. Galatasaray'ı çıkar aradan. Bursa Spor. Ankara gücü Beşiktaş maçına bak. 3 maç. 10.55 oldu. Tamam abi. Bu kuponu bana yayından sonra hatırlatır mısın? Şimdi söylediğim şeyi unutabilirim. Söylüyorum ben Beşiktaş galibiyeti. Beşiktaş Ankara gücü yenilmez Bursa galibiyeti. Tamam. Beşiktaş handikaplı. Ankara gücü kaybetmez Bursa galibiyet. Beşiktaş evet. Handikaplı. Ankara gücü kaybetmez Bursa galibiyet. Gökhan Dinç'in klasikleşen Süper Lig tahminlerinde 32. hafta tahminleri böyleydi. Yani dünyada iddianın bir numaralı ismi. İki numarası da Murat Özarı. Murat Özarı'yı da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Murat Özarı ile Gökhan Dinç adeta para dağıtıyorlar sayın seyirciler. O sebeple Gökhan Dinç'in ligle ilgili söylediği her şeyi not edin ve mutlaka değerlendirin. Biz bu haftanın sonuna geldik. Arkadaşlar hepinize harika bir hafta sonu diliyoruz. Yüzünüzden tebessüm bir an olsun eksik olmasın. Etrafınızda kim var kim yok sizin mutlaka... Hoşçakalın. Bye bye.